İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Karagüller'in yeşil rakibi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota Eyalet Senatosu Artsakh Cumhuriyeti'ni tanıyan bir karar aldı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde koronavirüs bulaşmış kişi sayısı 163 arttı. 23 kişi tedavi edildi. Türk uçakları Güney Afrika Cumhuriyeti'ne tıbbi malzemeyle gidiyor, askeri mühimmatla geri dönüyor. Muhalif Suriye Demokratik Kuvvetlerinden yaklaşık 2000 militan Libya'ya taşınıyor. Van'da büyük miktarda kaçak avlanan inci kefali ele geçirildi. Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı kurucusu Armen Hakhnazaryan'ın anısına. Birkaç gün önce takipçilerimize Batı Ermenistan'ın Urfa ilinde doğal olarak yetişen Karagül hakkında bir yazı sunmuştuk. Şimdi yine aynı Halfeti ilçesinde yetişen yeşil güllere tekrar dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bu eşsiz güller sanki siyah kız kardeşlerinin rakibi gibi. Tamamen doğal olarak yetişen yeşil gül, rengi dışında aynı bölgede yetişen karagül ile birçok yönden benzerlik gösteriyor. Karagül ile aynı dönemde tomurcuk açan ve büyüyen yeşil gül için seralar kurulması planlanıyor. Seralarda yetiştirilecek yeşil gülün ilçe ekonomisine katkı sunarak yeni bir pazar sahası oluşturabileceği belirtildi. Yeşil gülün yetiştirilmesinde herhangi bir ilaç kullanılmıyor. Gül sadece su ile besleniyor. Artsakh Cumhuriyeti Parlamentosu'nun eski başkan sözcüsü Anuş Gavalyan, kendi sosyal medya hesabı olan Facebook sayfasında Amerika Birleşik Devletleri'nden acil haber. Amerika Birleşik Devletleri Minnesota Eyaleti Senatosu Artsakh Cumhuriyeti'ni tanıyan bir kararı kabul etti ve 5 Mayıs gününü ise Artsakh Cumhuriyeti'ni tanıma günü ilan etti şeklinde bir yazı yazdı. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden verilen bilgiye göre 6 Mayıs günü saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 163 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Bu konudaki habere göre 6 Mayıs'ta toplam 2782 koronavirüs vakası doğrulandı. 1084'ü son günde olmak üzere toplam test sayısı 26.929'dur. Bir günde 138 artışla şu anda 1600 kişi tedavi ediliyor. Son verilere göre 24 kişi son günde olmak üzere 1135 kişi iyileşti, 40 hasta öldü. Koronavirüs teşhisi konulan bir başka vatandaş ise diğer bir hastalıktan öldü. Bu gibi benzer vakaların toplam sayısı 7. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Daily Maverick haber ajansının bildirdiği ve Razminfo ajansı tarafından aktarılan habere göre geçen hafta Türkiye'den Güney Afrika Cumhuriyeti'ne en az 4 askeri uçak uçtu. Bunlardan sadece biri tıbbi malzeme taşıdı, geri kalanı ise askeri ürün ithal ediyordu. Türkiye askeri önemi olan bu ürünleri büyük bir Alman askeri sanayi Rheinmetall Defans Şirketi'nin Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki şubesi olan Rheinmetall Denel Munition'dan satın aldı. Yayınlanan açıklamaya göre mallar çeşitli füzeler, askeri mühimmat, ateşli silahlar, patlayıcılar için mühimmat üretimi yapan Türk Devleti'ne ait makine ve kimya endüstrisi şirketine yönelikti. Twitter'daki Lensi Şınal kanalının bildirdiğine göre Türkiye kontrolündeki Sultan Süleyman Şah, El Hamza Bölü ve Jabhat al-Şamiye gruplarının yaklaşık 2000 militanı İdlib'den Hatay iline sevk edildi. Oradan Libya Ulusal Anlaşması'nın gayrimeşru hükümetinin konumunu güçlendirmek için Libya'ya gönderilecekler. Son zamanlarda Libya'daki ağır kayıplar nedeniyle Ankara, Türk yanlısı muhalefet Suriye Demokratik Güçlerinin saflarına yeni askerler ekliyor. Aynı zamanda Ankara, militanları Suriye'den Libya'ya transfer etmeyi reddeden grupları finanse etmekten vazgeçiyor. Örneğin Feylak al-Rahman'ın finansmanı durduruldu. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde her yıl 15 Nisan-15 Temmuz günleri arasında Van Gölü'nde balık avlanması, balıkların doğal göçü ve üreme dönemi nedeniyle resmi olarak yasaklanıyor. Balıkları kaçak avcılardan korumak için bu yıl katı kontrol önlemleri alındı. Ancak bazıları yasa dışı olarak 10 ton inci kefali balığı avlamayı başardı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan iki kamyonette arama yapıldı. Aramalarda kamyonetlerin kasalarında toplam 10.625 kilo inci kefali balığı ele geçirildi. Ele geçirilen balık ve manyat tipi ağ, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
5 Mayıs Ermeni Mimari Araştırma Vakfı'nın kurucu başkanı Armen Haknazaryan'ın doğum günüdür. Türk otoritelerinin çeşitli yapay engeller ve tehlikelerini görmezden gelen Armen Haknazaryan, kendi imkanları kapsamında Batı Ermenistan'da ard arda bilimsel keşifler gerçekleştirdi. Neticesinde Ermeni medeniyetlerinin nihai kaybından önce Batı Ermenistan'ın neredeyse tüm illerinin birçok yerleşim ve tarihi alanlarında ilk kez yüzlerce mimari anıt üzerinde çalıştı ve benzersiz divanlar yarattı. Hatıran ölümsüz, mücadelen sonsuzdu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şaragan adlı topluluğun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Sirdim Sasani adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.